Merhaba arkadaşlar, Kara Geçit kanalına hoş geldiniz. Paylaştığımız hikayelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeniz bizleri daha iyi yerlere taşıması açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Merhaba, ben Ozan. Ankaralıyım. Çocukluk yıllarımdan beri modifiye araçlara tutkunum. Hızlı giden ve gösterişli araçlar her zaman dikkatimi çekmiştir. Liseyi bitirdikten sonra bir tamirhanede işe girdim. Maksadım arabalara yakın olmaktı. 3,5 sene zarfında işi çoğunlukla kavramıştım. Ustam bu kadar kısa sürede öğrenmemi ve hevesimi takdir ediyordu. Askere giderken, döndüğünde seni bırakmam, yine buradasın demişti. Ama benim planlarım farklıydı. Tamirhanede çalışarak hayalini kurduğum otomobili alamayacağımı anlamıştım. Askere gittim. Orada da bakım onarım kademesinde çalıştım. Askerden sonra yurt dışına çıkmak için fırsat kolladım. En sonunda başardım. Bahreyn'e gittim. Orada araba tamir ustası olarak çalışacaktım. 3 sene sonra yurda döndüm. Hayalimdeki arabayı almak için gereken parayı biriktirmiştim. Yurda döner dönmez hemen bir BMW satın aldım. İkinci elde olsa hayallerimin arabasına kavuşmuştum. 1-2 ay gezecek kadar da para kalmıştı cebimde. Antalya tarafına doğru sürdüm arabamı. Geze geze, yolda, her gördüğüm yerde durarak gittim oraya. 3-4 gün sahilleri, koyları gezdim. Yeni arkadaşlar edindim. Hatta bir gece çadırlarında misafir oldum. Ertesi gün akşama doğru dönüş yoluna geçtim. Şehirler arası yollar nasıldır bilirsiniz. Kimi yollar tenha, kimi yerler virajlı. İnsana bir ürperti gelir. Hele de vakit gece ise. Yolları çok iyi bilmediğim için yavaş gidiyordum. Tabelaları kaçırmamam lazımdı. Konya'yı geçtikten sonra rahatlamıştım. Artık Ankara yoluna girmiştim. Arabaya da iyice alıştığım için biraz hız yapmak istedim. Kanım kaynıyordu çünkü. Arabanın motoru çok güçlüydü ve beni her sollayan araçla yarışmak istiyordum. Düz bir yolda beni sollayan bir aracın peşine takıldım. Uzun bir süre takip ettim. Ancak hızla giderken Ankara tabelasını kaçırdım. Hemen yavaşladım ama iş işten geçmişti. Biraz daha ilerledim. Belki ileride başka bir giriş vardır diye ama yoktu. İlk dönüşten dönmem lazımdı. Bayağı bir gittikten sonra başka bir tabela çıktı karşıma. Buradan girersem tekrar Ankara'ya çıkan bir yola girebilirdim. O yola girdim. Yollar kıvrımlı ve çok karanlıktı. Bir süre gittikten sonra ileride yolun ikiye ayrıldığını gördüm. Tabela falan yoktu. Kafam iyice karışmıştı. Yavaşladım, kenara çekip durdum. Yol ayrımına baktım. Sonra sağdan git Ozan dedim. Amacım sağ taraftan gidip tekrar sağa yönelip Ankara yoluna çıkmaktı. Sağ yola girdikten sonra ileride yol daralmaya başladı. Tek bir arabanın geçeceği kadar bir yola girmiştim. Burası gidiş gelişse eğer, karşıdan bir araba gelse geçemez. Bunun endişesini taşıyordum. Ortalıkta ne bir lamba ne bir ışık vardı. Sadece arabanın farları. İlerledikçe ruhum daralıyordu. İki tarafında ağaçlar sıralı olan bir yol başladı. Ağaçların yaprakları sallandıkça ben kafamı oraya çeviriyordum. Artık iyice korkmaya başlamıştım. Az sonra ileride yolun ortasında duran bir şey fark ettim. Uzun farları yaktım. Kambur, yaşlı bir teyzeydi önümde duran. Siyah bir çarşaf giymişti. Elinde bir baston vardı. Yolun tam ortasından yürüyordu. Selektör yapıp kenara geçmesini bekledim ama yolu ortalamış geliyordu. Kornaya bastım. Oralı olmadı. Artık yavaş yavaş bu teyzeden korkmaya başlamıştım. Gecenin bir vakti bu ıssız yerde ne işi vardı? Durup beklemeye başladım. Arabanın yanına kadar geldi. Yüzünü zar zor görüyordum. Kamburu öyle eğikti ki yüzü yere doğruydu. Arabanın yanına gelince kenara geçmek zorunda kaldı. Benim olduğum tarafa yönelmişti. Tam yanımdan geçerken başını çevirip bana doğru bir bakış attı. O anda kalbime bir bıçak sapladılar sanki. O teyzenin yüzü
öyle korkunçtu ki, yüzündeki çatlaklar öyle derindi. Bu yaşlılıktan oluşan kırışıklıklardan falan değildi. Çok acayip bir yüz şekli vardı. Yanımdan geçerken korktuğum için hemen gaza bastım. Aynadan baktım ama karanlıkta çoktan kaybolmuştu. Teyzenin kalbimde bıraktığı korku yüzünden gaza bile sürekli basamıyordum. Ayaklarım titremişti. Bir basıp bir çekiyordum ayağımı. Biraz daha gittikten sonra yol genişlemeye başladı. Yolumun üstünde ne bir ışık, ne bir ev, ne de yol sorabileceğim başka bir kişi vardı. Neyse ki yol genişlemişti ve daha hızlı gitmeye başlamıştım. Derken yol kenarında bir karartı gördüm. Bu o teyzeydi. Başını kaldırmış bana bakıyordu. Yok daha neler. Benden önce buraya gelmiş olamazdı. Ben geçerken beni takip ediyordu gözleriyle. Gözlerimi bir süre ondan alamadım. Onu geçtikten sonra yolun ortasında karşıma bir kız çıktı. Çok hızlı gitmiyordum. Durabilirdim ama ben yanından geçmeyi tercih ettim. Biraz daha yaklaştığımda bu kızın çıplak olduğunu gördüm. Direksiyonu çevirmiş yanından geçmek üzereydim. Yüzünü elleriyle kapatmış, hıçkırarak ağlıyordu. Bu kızın başına bir iş gelmiş dedim kendi kendime. Dursam mı, durmasam mı diye tereddüt ettim. Sonra durmaya karar verdim. Kızı 4-5 metre geçtikten sonra durdum ve arabadan indim. Kız hala elleri yüzünde ağlıyordu. Merhaba, yardımcı olmamı ister misin dedim. Birkaç adım attım. Arabanın ışığı öne doğru kalmıştı. Sadece stop lambalarından çıkan az bir kırmızı ışık vardı. Kızı zaten çok göremiyordum. Biraz daha yaklaşıp, başına kötü bir şey mi geldi? Sana yardımcı olmamı ister misin dedim. Kız hiç tepki vermiyordu. Hemen bagajdan arabada yatarken kullandığım pikeyi çıkardım. Kıza doğru bir iki adım daha atıp, bununla sarınabilirsin. Korkma, benden sana zarar gelmez dedim. Kız dönüp bakmıyordu bile. Yanına yaklaşıp çarşafla sardım onu. Sonra gel seni hastaneye götüreyim dedim. Kız benimle birlikte yürümeye başladı. Sadece çarşaftan tutuyordum. Mümkün olduğunca temas etmemeye çalışıyordum. Arabanın arka kapısını açtım ve onu bindirdim. Sonra geçip arabayı sürmeye başladım. Buralara en yakın hastane neresi dedim. Cevap vermedi. Ağlaması kesilmişti ama hala elini yüzünden çekmiyordu. Peki bu yol nereye gidiyor onu biliyor musun dedim. Hala ses yoktu. Buralı değil misin? Başına ne geldi anlatmayacak mısın dedim. Ellerini yavaşça yüzünden çekti. Ben bir yola bir de dikiz aynasından ona bakıyordum. Kız elini yüzünden çekip dikiz aynasına doğru baktı. Gözlerime inanamadım. Bu demin gördüğüm o yüzü çatlamış teyzenin yüzüydü. Sen de nesin böyle diye arabayı ani bir frenle durdurdum. Hemen kapıyı açtım ve kendimi dışarı attım. İn aşağı, in aşağı sen de kimsin diye bağırıyordum. Arkamdan bir ses duyuldu. Ben seninim dedi. Hemen arkamı döndüm. Bir metre ötemde o kız duruyordu. Yine ilk gördüğümdeki hali gibi çıplaktı. Suratı tam seçilmiyordu ama bu sefer o teyzenin suratı gibi değildi. Yüz hatları belli oluyordu. Sesi de gençti. Bana doğru bir adım attı. Ben zaten korkudan nefes almakta güçlük çekiyordum. O adım atınca hepten nefesim daraldı. Yaklaştığı anda geri çekildim. Sen buradaysan, arabadaki kim o zaman? Ve hemen kapıyı açtım. Arabada kimse yoktu. Çarşaf koltuktaydı. Tekrar arkamı döndüm. O kız üzerime doğru geliyordu. Arabanın önüne doğru geri geri adım attım. Bana doğru yaklaştıkça yüzü belirginleşmeye başladı. Çok tatlı bir yüzü vardı. Yanakları, dudakları, hele gözleri bir ahu gibiydi. O yaklaştıkça ben uzaklaşıyordum. Arabanın önüne doğru geldi. Arabanın farları ona arkadan vuruyordu. Vücut hatları belli oluyordu. Bir yanda beni büyüleyen güzelliği, bir yanda birdenbire arabanın dışında belirtmesi beni bir çıkmaza sürüklemişti. Bu neydi böyle? Çıplak halde bulmuştum. Başına bir şey geldi demiştim ama
Şimdi ben seninim deyip üzerime yürüyor. Bu işte bir iş vardı. Bu bir tuzak olmalıydı. Durdum. Hayır hayır, gelme üstüme dedim. Bana yaklaşmış ve aramızda bir metre kadar kalmıştı ki yüz şekli değişmeye başladı. Bana doğru ağzını açıp saldıracak gibi oldu. Bunu yaparken de iğrenç bir ses çıkarıyordu. Korkudan nasıl bağırdığımı hatırlamıyorum ve kaçmaya başladım. Kaçarken hala bağırıyordum. Önce yola doğru kaçtım ama sonra arabaya doğru dönmeye karar verdim. Sürekli arkama doğru bakıyordum ve o sürekli ne kadar hızlı koşsam da 2 metre kadar arkamdaydı. Arabaya doğru koştum. Atladığım gibi hemen gaza bastım. Uzaklaşırken yan aynaya baktım. Sanırım arkamdan geliyordu. Koşmuyordu ama sürekli arkamdaydı. Onu, silüetini görebiliyordum. Son gaz gitmeye başladım. Kaza yapmama ramak kalmıştı. Sürekli son anda kurtarıyordum. En sonunda bir virajı dönmeden yine arkama baktım. Dikiz aynasından arka koltukta onun oturduğunu fark ettim. Avazım çıktığı kadar haykırdım. Araba da tam viraja giriyordu. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Araba bir sağa bir sola kaymaya başladı. Direksiyonu bırakmıyordum. Bıraksam çok büyük bir kaza yapacaktım. Neyse ki araba yol kenarına savrulup durdu. Kaza yapmadım ama yolun kenarında kotun aşağısında kalmıştım. Araba tekrar çıkar mı çıkmaz mı bilmiyordum. Araba durduğu gibi hemen arka koltuğa baktım. Kimse yoktu. Yine de arabadan çıktım. Arka kapıyı açıp tekrar baktım. Kimse yok. Acaba bana mı öyle geldi dedim. Bir süre sessizce etrafıma baktım. Bir arabaya, bir yola, bir de etrafa. Bu yaşadıklarım neydi? Bu kız neydi böyle? O teyzeyi gördüğümden beri başım dertten kurtulmadı. Gördüklerim hayal mi, gerçek mi onu da bilmiyorum. Ellerimle yüzümü ovuşturdum. Saçlarımı yoldum. İçimden bir his, hemen git buradan dedi. Tam arabaya dönüp binecekken arkamdan bir el omuzuma dokundu. Beni almadan mı gideceksin dedi. O anda korkup bağırdım ve 2-3 adım kaçtım. Ama bu ses hiç yabancı değildi. Korku içinde arkamı döndüm. Gözlerime inanamadım. Karşımdaki o çıplak kızdı ama yüzü belgindi. Hayatım boyunca aşık olduğum tek kız. Belgin, ne işin var burada? Bu ne hal dedim. Ozan, kurtar beni diyordu. Bu ne hal Belgin, anlatsana dedim. Ozan, kurtar beni dedi tekrar. Bu işte bir iş vardı. Bunlar beni yine kandırmaya çalışıyordu. Hayır dedim ve başımı salladım. Sen gerçek değilsin, beni kandırmaya çalışıyorsunuz dedim. O anda Belgin'in yüzü birden değişti ve o teyzenin suratına döndü. Arabanın kapısının önünde duruyordu. Arabaya binemezdim. Ben de kaçmaya başladım. Sürekli arkamı kontrol ediyordum. Sağıma soluma bakıyordum. Nefes nefese kalmıştım. Ne kadar koştum hatırlamıyorum. Artık koşarken ağlamaya başlamıştım. Allah'ım, neden geldi bunlar benim başıma? Ne yaptım ben? Bunlar ne böyle? Ne istiyorlar benden diye bağırarak ağlıyordum. Aklımı kaybetmek üzereydim. Arabadan iyice uzaklaşmıştım. Bir ağacın arkasına geçip etrafa bakmaya başladım. Arabanın farlarını görebiliyordum. Zaten çalışır durumdaydı. Korku içinde orada bekledim. Bir süre bir şey olmayınca tekrar arabaya doğru yavaşça yöneldim. Etraf sessizdi ve neredeyse çıt ses bile yoktu. Ben de elimden geldiğince ses çıkarmadan yürümeye çalışıyordum. Arabaya yaklaştığımda biraz uzakta durup bekledim. Sonra yaklaştım. İçine baktım. Arka kapıyı, bagajı açıp kontrol ettim. Sonra bindim. Neyse ki araba hemen çıkmıştı. Gaza bastım. Öyle yorulmuş, öyle bitkin düşmüştüm ki yaşadığım şok yüzünden bir anda omuzlarım düşmeye başlamıştı. Belim, omuzlarım çok kötü durumdaydı. Göz kapaklarım düşüyordu. İleride yol genişledi ve Ankara tabelası göründü. Neyse ki yolu bulmuştum. Bu beladan kurtuldum diyordum. Neşem yerine geldikten sonra biraz daha gittim. Ama gözlerim yine kapanıyordu. Gidişli gelişli bir yola girdim ve karşıdan arabalar gelmeye başladı.
Karşıdan gelen arabaların ışıkları öyle vuruyordu ki gözüme, resmen kör ediyorlardı beni. Kenara çekip dinlenmem lazımdı. Kaç saattir yoldaydım ve hiç dinlenmemiştim. Ayrıca başıma gelen şeylerin şokunu atlatamamıştım üzerinden. Sağ tarafta müsait bir yer bulup arabayı yanaştırdım. Koltuğu yatırıp dinlenmeye başladım. Gözlerimi kapattım. Bir müddet öylece kaldım. Uyumadığıma eminim. Bir ara yoldan geçen araçların sesi kesilmeye başladı. Işıklar gözlerime doğru vuruyordu. Onlar da geçti. Bir sakinlik, bir tenhalık oluştu. Gözlerimi açtım. Etrafıma baktım. Zifiri bir karanlığın ortasındaydım. Burası da neresi? Gece geç olduğu için araçlar mı tenhalaştı acaba dedim. Arabanın kontağını açıp farları yaktım. Karşımda o teyze vardı. Elinde de bir kürek. O teyzeyi ilk gördüğüm dar ve ağaçlı yoldaydım. Gözlerime inanamadım. Bir süre afalladım. Sonra arabayı çalıştırmayı denedim. Araba çalışmıyordu. Paniklediğim için galiba boğulmuştu. Kontağı kapatıp tekrar tekrar deniyordum ama çok paniklemiştim. Çünkü o garip kadın üzerime doğru geliyordu. Elindeki küreği baston yapmıştı. Artık arabanın önündeydi. Ben de kontağı çevirmeyi bırakmıştım artık. Onunla birbirimize bakıyorduk. Arabanın farları onun gözlerini hiç etkilemiyordu. Hatta selektör bile yaptım ama doğrudan gözlerini bana dikmiş geliyordu. En son arabanın önünde durdu. Yan tarafa doğru baktı. Farların aydınlattığı yerde bir toprak yığını vardı. Biraz daha dikkatli bakınca bunun açılmış bir çukurdan çıkan toprak olduğunu anladım. Panikle arabayı çalıştırmak için bir daha hamle yaptım ama artık çok geçti. Elim ayağım bir anda tutmaz oldu. O kadın beni gözleriyle kontrol altına almıştı sanki. Arabadan indim. Kendi kendime o çukurun oraya yürüdüm. Çukurun içine girdim. Bunları kendi irademle yapmadım tabii ki. Sonra o kadın geldi ve üzerime toprak atmaya başladı. Bağırmak istiyorum. Sesim kısılmış gibi çıkmıyordu. Kurtulmak istiyordum. Bedenim o toprağa yattıktan sonra bir daha kımıldamadı. Artık ağlamaya başlamıştım. Üzerime toprak attıkça nefesim daralıyordu. Farların ışığı teyzenin silüetini öyle korkunç bir hale getirmişti ki aklım çıkıyordu. En sonunda gözlerimi örten bir toprak geldi yüzüme. Artık nefes alamamaya başlamıştım. Gözlerimden çıkan damlalar toprakla buluşuyordu direkt. Zar zor aldığım nefes de tüketince artık ölümün yaklaştığını hissettim. Son nefesimi veriyorum zannettim. Çünkü kalbim patlayacak gibi oldu. O anda arabayı park ettiğim yerde büyük bir nefesle kendime geldim. Bir tır korna çalıyordu. Bana doğru fener tutmuştu. Hemşerim iyi misin diyordu. Ben önce sağma soluma baktım. Kendime gelemedim. Sonra doğrulup iyiyim abi dedim. Ne bileyim, hem ağlıyordun hem de sanki kabus mu görüyordun ne dedi. Sağ ol abi dedim. El salladı ve yoluna devam etti. Dinlenmek için durduğum yerdeydim. Üstüme başıma baktım. Sonra arabayı çalıştırdım. Yoluma devam ettim. Saat sabaha karşı 4 olmuştu. Bir an önce evime varmak istiyordum. Neyse ki tabelalar doğru yolda olduğumu gösteriyordu. 2 saat sonra Ankara'ya girdim. Gün aydınlanmıştı. Eve girer girmez hemen banyoya girdim. Güzel bir duş aldım. Annem bana, "Oğlum, neyin var?" dedi. "Neden ana?" dedim. "Yüzün bembeyaz. Bir şey mi oldu? Bir şeyden mi korktun sen?" dedi. "Yok ana, yol yorgunluğudur." dedim. "Peki." dedi. Kafayı vurup yattım. Gündüz gözüyle bile gece yaşadıklarım rüyama girdi. Bütün gün onlarla uğraştım. Hatta birkaç gece boyunca sürekli rüyalarımda o yaşadığım şeyler vardı. Ama en son gördüğüm rüya çok gerçekçiydi. Beni evden almaya gelmişlerdi. Hem de bir orduyla. Kapı çalmıştı. Gece vaktiydi. Kapıyı açtığımda birbirinden değişik yüzlerce şekilsiz ve çirkin yaratık kapımdaydı. En önde o cadı kadın ve o çıplak kız.
Beni kandıramazsınız diye bağırarak uyanmıştım. Annem koştu yine başıma. Israrla ne olduğunu sordu. Neden soruyorsun ana? Bir şeyim yok dedim. Bunca yıllık oğlumsun. Seni tanımaz mıyım? Bir şey olmuş işte dedi. Peki dedim. Ve başıma gelenlere anama anlattım. Anam korkudan bayılacaktı neredeyse. Sabaha kadar yanımdan ayrılmadı. Sabah komşu kadınlar meclisini toplamış. Benim durumum görüşülmüş. Bir adres bulunmuş. Anam beni uyandırıp hadi düş önüme dedi. Nereye ana dedim. Hocaya gideceğiz dedi. Ne hocası ana? Çok konuşma, düş önüme dedi. Elimi yüzümü yıkadım. Daha kahvaltı etmeden anamla düştük yollara. Uzak bir mahallede bir hoca varmış. Adresi bulup kapısının önüne gelmiştim ki kapının önünde bir karmaşa vardı. Kadının bir tanesi bağırıyordu. Onca paramı aldın, bir şey yaptığın yok. Üç vakte kadar dedin, 3 yıl oldu be adam. Kızım harap oldu. Bitip tükendi senin yüzünden. Verdiğin muskalar yaramadı. İçirdiğin sular yaramadı. Ne yaptınsa yaramadı işte. Sen sahtekarın tekisin diye bağırdı. Annemle birbirimize baktık. Ne yapalım diye birbirimize sorduk. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorduk. Arabadan inip kadınla konuştuk. Kadın, kızının bazı sorunları olduğunu, 3 yıl önce bu hoca denen adamın yanına geldiğini, ilk başta uyguladığı yöntemlerin işe yaradığını, kızının tamamen iyileştiğini, daha sonra ise daha beter olduğunu anlattı. Kapının önünde konuşurken adam çıktı. Kadına doğru bakarak, "Yürü git kapımın önünden, müşterilerimi kaçırma," dedi. Kadın adamın suratına öyle bir tükürdü ki, bazı damlacıklar bana dahi geldi. Adam hemen içeri kaçtı. Kavga büyüyünce biz aradan çekildik. Arabaya bindik. Kadın en son adamın kapısını ayakkabısıyla tekmeliyordu. Anneme, "Bu işi boş ver ana, bu adam belli ki sahtekar," dedim. "Ne yapacağız oğlum?" dedi. "Seni eve bırakayım ana, benim işlerim var," dedim. Anamı eve bıraktım. Eski ustamın yanına gittim. Hoş beşten sonra birer çay içtik. Elinde eski bir Toros vardı. "Bunun sahibi yaşlı, buraya bıraktı. Biz de onu evine bıraktık. Şimdi arabasını teslim etmek lazım," dedi. Usta ne yapalım?" dedim. "Senle birlikte bu arabayı teslim edip gelelim. Evi biraz kırsalda," dedi. "Tamam usta, olur," dedim. Ben Toros'a bindim. Ustam da kendi arabasına bindi. Adamın evine gittik. Kapısını çaldık. "Oo, buyurun buyurun," diye bizi içeri davet etti. Ustam da sanırım para alacak diye girdi. Ben kapıda bekledim ama beni de aldı içeri. İçeri girdiğimizde bizi oturma odasına aldı. Bir duvar boydan boya kitap doluydu. Kitaplar dikkatimi çekmişti. Kur'an-ı Kerim'den, hadis kitaplarından tutun, esrarengiz olaylar, paranormal şeyler, cinler, şeytanlar, tarikatlar, aşiretler, kabileler. Olduğu gibi kitap doluydu her yer. "Amcam, bu kitaplar ne böyle?" dedim. Adam bize kolonya tutuyordu. Baktı ve güldü. "Bazı insanlar gelir bana. Sıkıntıları olur onların. Başından bir şey geçmiştir belki de," dedi. Kolonyayı bırakıp bana döndü. Benim ağzım açık kalmıştı. "Ben de ayağımla sana geldim o zaman," dedim. Güldü. "Hele de bakalım derdini. Dermanı Allah vermiştir," dedi. Yaşadıklarımı anlattım. Bizim ustanın ağzı açık kalmıştı. İkide bir de kalbini tutuyordu. Yüzünü buruşturuyordu. O da çok korkmuştu. Hoca başını eğdi. "Bak evlat, senin geçtiğin yer falanca filanca yer miydi?" diye sordu. "Evet hocam," dedim. "Dar bir yola girdin mi? İki yanı ağaçlı," dedi. "Evet hocam," dedim. "Vah yavrum, oradan gece geçenler hep anlatırlar o kadını. Orası cinlerin mekanı. Sana cinler görünmüş," dedi. Benim boğazıma düğümlenmişti. "Eyvah hocam, ne yapacağız şimdi?" dedim. "Rüyalarında da gördün mü onları?" dedi. "Evet, her gece," dedim. "Tamam, demek ki peşine düşmüşler. Ama merak etme, sana bir muska yazacağım, yaklaşamazlar," dedi. Peşine düşmüşler deyince ben bir panik olmuştum. "Korkma korkma," deyip durduruyordu hoca. Bizim usta desen köşeye sinmiş, korkudan kalp krizi geçirecekti. Hoca muskayı hazırladı. Sonra cebinden bir miktar para çıkardı. Ustaya verdi. "Buyur usta, eline sağlık," dedi.
Benim iş tamam mı dedim. Evet dedi. Benim borcum ne hocam dedim. Senin borcun yok dedi. Ama hocam, usta yaptığı işten para aldı. Sen neden almıyorsun dedim. Usta bu işi Allah rızası için yapmıyor ki. Çoluk çocuğunun rızkı için yapıyor. Ama benim yaptığım iş rızık için yapılmaz. Allah rızası için yapılır dedi. Hocanın elini öptük. Usta numarasını bıraktı. Ne zaman lazım olursa ara amca, biz geliriz dedi. Eyvallah vallarım dedi. Yüzü hep gülümsüyordu. Güleç yüzlü amcam benim. Yüzünü hiç unutmadım. 15 yıl geçti üstünden. Hala ilk günkü gibi aklımda. O günden sonra ne bir rüya, ne bir kabus veya ne de bir korkma. Hiçbir şey yaşamadım. Sağ olsun, Allah ondan razı olsun. O hoca kesmişti önlerini. Hayatıma kaldığı yerden devam ettim. Arabamı garaja kilitleyip tekrar işime döndüm. İşimi gücümü geliştirdim. Şimdi çok şükür durumum iyi. Sanayide bir dükkanım var. Bir de mahallede evim. Anamla, eşimle ve iki oğlumla geçinip gidiyoruz. Bazen kısmet ayağına gelirmiş. Bazen de sen kısmetine gidermişsin. İyilikle kalın. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Sizlerin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeleriniz varsa yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.